Bugün sizlerle beraber Configuration Publisher konusunu işleyeceğiz. Configuration Publisher, konfigürasyon ve tasarım tablosu yapılarını birlikte çalıştıran ve bunlarla beraber tasarımlarınızın revizyonlarınızı yapabilmemizi sağlayan ürün ailelerini oluşturabilmemiz ve en büyük olasılığı da montaja çekerken bu varyasyonları rahatlıkla değiştirebilmemizi sağlayan bir yapıdır. Bakın buradaki konfigürasyonda bir tasarım tablomuz mevcut. Bu tasarım tablosunda bunu kaldırdığımızda konfigürasyonlar otomatik olarak SolidWorks konfigürasyonuna dönüşmektedir. Burada 4 tane konfigürasyonumuz yer almakta. Gördüğünüz gibi 8 mm slot direkliği şeklinde. Buradaki konfigürasyonlara sağ tıkladığımızda bizleri Configuration Publisher karşılamaktadır. Tıkladığımızda oluşturacağına dair bildirim gelmekte. Evet dediğimiz takdirde hem tasarım tablosunu oluşturacak hem de Configuration Publisher'ın oluşturma arayüzünü bizlere getiriyor olacaktır. Oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi arka tarafta tasarım tablosunu oluşturur. Var olan bütün konfigürasyonlarla beraber tasarım tablosu oluşturur. Burada bütün yapılan değerler, gizlemeler, aktifleştirmeler yer almaktadır. Configuration Publisher arayüzünde ise artık burada sol tarafta müdahale etmek istediğimiz unsurlar yer almaktadır. İlkini çekiyorum ve burada slot delikler olarak isimlendirmemi aşağıdaki tasarım tablosuyla aynı hale getiriyorum. Slot delikler yazıyorum. Bunu uygula diyorum. Aynısını diğerleri için yapacağım. Aynalamayı çektim. İsimlendirmesini değiştiriyorum. Aynalama bir şeklinde yazdım. Uygula dedim. Son olarak çap değerlerini gireceğim. Burada da yine tasarım tablosundaki gibi çap 8 delikler şeklinde yazıyorum. Uygula dedim. Kapattım. Şimdi burada hem tasarım tablomuzu oluşturmuş olduk hem de Configuration Publisher'ı. Unsur ağacında gördüğünüz gibi şu anda bütün yapılar tam tanımlı. Sizler eğer tasarım esasını düzeltmediyseniz unsur ağacında sağ tıklayıp bu şekilde yeniden adlandır diyebilirsiniz. Tam tanımlı hale getirmemiz her zaman öncelik durumumuzdadır. Şimdi tekrar konfigürasyonlara geldiğimizde gördüğünüz gibi tablomuz burada yer almakta. Altında da bunun içerisindeki konfigürasyonlarımız var ve yukarıda da artık Configuration Publisher ile beraber Property Manager kısmımız yer almakta. Bu parçadan şimdi bir montaj ortamına geçiş yapıyorum. Ve parçayı direkt ortama çektiğimde sol tarafta gördüğünüz gibi artık seçim kısmı, komut kısmı açılmaktadır. Artık bu parça üzerinde slot delikler, aynalama, çap 8 delikler gibi müdahale etmek istediğimiz unsurlar artık seçim checkbox halinde gelmektedir. Bakın slot delikleri pasifleştirdim. Aynalamayı pasifleştirdim. 8 çapları pasifleştirdim. Bu şekilde müdahalelerde bulunabiliyorum. Şimdi başka bir parça daha çekmek istersen bu sefer de aynı parçanın farklı bir konfigürasyonunu çekmek isteyeceğim. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi Configuration Publisher aracılığıyla slot delikler ya da aynalama hiç fark etmez. Bunlar değişkenlik gösterir. Belli kısımda parametrelerden ya da konfigürasyon adından seçimler yapabilirsiniz. Biz parametreler üzerinden ilerliyor olacağız. Slot delikleri yine kapattım ve onayladım. Gördüğünüz gibi aynı parça farklı konfigürasyonlarını bu şekilde getirmiş oldu. Şimdi ben bunu kapatıyorum tekrardan. Biz var olan konfigürasyonun üzerinden yapmıştık. Şimdi bütün konfigürasyonları sileceğim. Sadece varsayılan konfigürasyonu bırakacağım. Tasarım tablosunu da sileceğim. Ve sıfırdan nasıl oluşturduğumuzu göstermek istiyorum sizlere. Bunu da kaldırdım. Gördüğünüz gibi sadece varsayılan parçanın konfigürasyonu kaldı. Şimdi tasarım tablosunu nasıl ekliyorduk? Yukarıdaki ekle başlığından ekliyorduk. Şimdi ekleye geldim. Tablolar, tasarım tablosu ekle. Burada otomatik oluştur şeklinde bırakıyorum ve onaylıyorum. Tasarım tablom geldi. Burada biliyoruz ki müdahale etmek istediğimiz, üzerinde çalışacağımız ölçülendirmeleri buradan seçim yapıyorduk. Ben burada sadece çap 8 üzerinde işlem yapmayı düşünüyorum. Bundan dolayı sadece çap 8'i seçiyorum.
Ve tamam diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi çap 8 geldi. Burada bu çap 8 değerinin belli bir skala aralığında seçimle beraber değişmesini istiyorum. Bundan dolayı 4 ila 9 arasında bir değer skalası gireceğim. Buraya geldim. 4'ten 9'a kadar değerimi yaptım. Tasarım tablosunu onayladım. Şimdi bunu yaptıktan sonra tasarım tablom oluştu. Hemen Congregation Publisher arayüzüme geçiş yapıyorum. Burada liste numara ve onay kutusuyla işlem yapıyoruz. Bir liste oluşturmak istiyorum. Tasarım tablosundan otomatik olarak görüyor. Ben buradan çap 8 değişkenini seçtim. Yine yukarıya yine çap 8 olarak değerimi giriyorum. Tip olarak da tasarım tablosundan çekeceğimi söylüyorum. Aynı Excel'deki hücre seçiminde olduğu gibi hücre olarak B5'ten B10'a kadar bir aralık seçmek istiyorum. Geliyorum hemen burada B5'ten B10'a kadar bir seçim yapmasını istiyorum. Ve uygula diyorum. Yeniden parça ortamına geçiş yaptığımda bu sefer parçayı assembly ortamına çektiğimde belirlemiş olduğum skala aralığında bu çap için seçim yapma olanağını kazanıyorum. Bakın burada 4'ten 9'a kadar bu çap üzerindeki müdahalelerimi gerçekleştirebilirim. 7 olarak seçtim ve onaylıyorum. Arka tarafta çalışıyor ve benim için oradaki ölçülendirmeyi değiştirerek montajda çapın 7 olacağı bir parçanın olduğunu görebiliyorum. Bu şekilde konfigürasyonlarınızla beraber Configuration Publisher'ı kullanabilirsiniz. Ardından montajlarınızda dilediğiniz yapı üzerindeki işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Bakın tıkladığınızda ölçülendirmenizi de görebiliyoruz zaten. Burada gördüğünüz gibi ölçülendirmelerimiz yer almakta. Bahsettiğimiz gibi. Şimdi buradaki çap değerlerini değiştirerek bizler dilediğimiz gibi revizyonlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi tekrar bir bileşen ekle dersek, ikinci bileşende yine bir skala seçimi gelecekti karşımıza. Burada çap 7 değil de diğer bir çap 5 olarak seçim yaparsak, yine arka tarafta çalışarak istediğimiz şekildeki parçayı bizim için getiriyor olacaktır. Hemen getirsin ve onayla. İşte bu kadar. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.